Eriğin ana vatanı Kafkas Dağları'dır. Toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayan ve yüzyıllardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu meyvenin tüm yıl boyunca tüketilebilmesi için kurutma işlemi gerçekleşir. Dünyada yoğun bir şekilde üretilen kuru meyve çeşitlerindendir. Faydaları saymakla bitmeyen bu meyvenin her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan kuru erik birçok metabolik probleme iyi gelmektedir. Kuru eriğin faydaları ve zararları nelerdir? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir avuç kuru erik tüketiminin faydaları nelerdir? Kurutulmuş eriğin içerisinde çözünür lifler bulunur. Çözünür lifler sindirilen yiyeceklerin bağırsak yolundan daha rahat geçmesine yardımcı olur. Ayrıca bir protein olarak tartarik asit içerir. Bu asit bağırsak dokusunda bulunan faydalı bakterileri besleyerek bağırsak faaliyetlerini iyileştirir. Bununla birlikte kuru erik, demir, bakır, magnezyum ve potasyum gibi faydalı mineraller içerir. Bu maddeler pH ölçeğinde alkali minerallerdir ve mide asidinin dengelenmesine yardımcı olarak mide yanması, mide ülseri ve reflü gibi mide problemlerinin oluşum riskini düşürürler. Öte yandan bağırsak dokusundaki faydalı bakterileri besleyen kuru erik, zararlı bakterileri sindirim yolu ile dışarıya atar. Öte yandan erik gibi yüksek potasyumlu ve düşük sodyumlu gıdalar kalp sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Sadece yarım avuç kurutulmuş erik yaklaşık 150 mg potasyum içerir ve bu da günlük potasyum ihtiyacının %15'ini karşılar. Bu mineral sağlıklı kan basıncı düzeyini korumak için gereklidir. Düşük potasyum alımı yüksek tansiyon ve belirli kardiyovasküler hastalıkların oluşumuna neden olur. Yarım avuç erik, yarım avuç kuru erik ile potasyum ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamak oldukça basit ve kolaydır. Ayrıca erik çok zengin bir antioksidan kaynağıdır. Doğal besinlerden aldığımız antioksidanlar çok önemlidir. Erikteki birçok bileşik, virüs ve bakteri temelli hastalıklara karşı koruma kalkanı oluşturur ve özellikle bağışıklık sistemimiz üzerinde yararlı etkileriyle bilinen C vitamini kaynağıdır. C vitamini vücudun savunma sisteminde hayati bir rol oynayan beyaz kan hücresi üretimini arttırmaktadır. Bu da bakterilere karşı oluşturulan savunma duvarını geliştirir ve süreç içerisinde bağışıklık sisteminin düşük olduğu nezle ve soğuk algınlığı gibi problemlerin atlatılmasını kolaylaştırır. Solunum yolları hastalıklarına karşı önemli sorumluluklar alır. Özellikle siyah kuru erik, kırmızı kan hücresi üretimi ve vücutta oksijen taşınması için gerekli olan demir vitaminleri açısından diğer çeşitlerine göre çok daha zengindir. Bu yetenekleriyle kansızlığın önlenmesine de yardımcı olarak tüm vücut sistemimizi güçlendirir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için kurutulmuş erik, kalsiyum, fosfor, magnezyum, manganez, K vitamini ve potasyum gibi kemik sağlığı için gerekli olan birçok mineralle doludur. Bu maddeler kabuk kısmında bulunan resveratrol ile birlikte çalışarak kemik yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olur ve kalsiyumun vücuda çok daha rahat kullanılmasını sağlar. Öte yandan potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını düzenleyerek faaliyet ve fonksiyonlarını arttırır. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için kuru erik, bulundurduğu bileşenler ile sinir sistemini güçlendirerek beyin fonksiyonlarını artıran kuru erik, ilerleyen yaşlarda görülme riski olan unutkanlık gibi bilişsel hastalıkların oluşum riskini düşürür, kan akışını düzenler, beyin fonksiyonlarını geliştirir ve hafıza zayıflığının giderilmesi için çalışır. Bulundurduğu potasyum ile kan basıncını dengeleyerek stres anında beyne giden kan akışını düzenler ve panik seviyesini düşürür, beyin fonksiyonlarını geliştirir. Öte yandan erik, bir dizi güçlü antioksidan bileşik bakımından çok zengindir. Aslında bu kuru meyve binden fazla yararlı bitki bileşiği ile tanımlanır. İçerdiği yüksek miktardaki C vitamini ve beta karoten ile antioksidan olarak hareket ederek kanserli hücrelerin vücutta büyümesini ve yayılımını engeller. Bu da kansere karşı uzun dönemde koruma sağlar. Bununla birlikte içerisinde bol miktarda bulunan demir insan vücudu için oldukça önemlidir. Dolaşım sistemi sağlığına iyi gelir ve bunun sonucunda saç derisindeki kan akış kalitesini iyileştirir. Demir eksikliği saçların kurumasına, renginin bozulmasına neden olabilmektedir. Erik tüketildiğinde saç tellerini uyararak demir eksikliği nedeniyle oluşan saç dökülmelerine engel olur. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için kuru erik, içerdiği E vitamini cildi besler ve nemlendirir. Bulundurduğu antioksidanların yanında kuru erik fitokimyasalları da bünyesinde bulundurur. Bu maddeler deri hücrelerindeki güneş, kirlilik ve kötü beslenme gibi
faktörlerin neden olduğu negatif etkileri uzaklaştırır. Öte yandan içerisinde bulunan antioksidanlar ile gözdeki hücreleri patojenlerin zararlarına karşı korur ve bu hasarların neden olabileceği retina bozukluklarının önüne geçer. Ayrıca sağlıklı görmek için ihtiyaç duyulan A vitamininin büyük bir bölümü bir avuç kuru erik ile karşılanabilir. A vitamini eksikliği birçok göz probleminin temel nedenidir ve kuru erik bu açığın kapatılması için oldukça olumlu etkilerde bulunur. Ayrıca doğru miktarda tüketilirse karaciğer dostudur. Lif bakımından zengin içeriği bağırsakların olduğu gibi karaciğer ve safra kesesinin faaliyetlerini destekler. Peki kuru erik tüketimi kilo aldırır mı? Kuru erik bulundurduğu sayısız vitamin ve mineral ile tüm vücut sistemimizi destekleyip sağlıklı olmamız için çalışır. Bu neden ile miktarı doğru ayarlandığı kilo kontrolüne fayda sağlar. Özellikle sağlıksız atıştırmalıklar yerine tüketildiğinde uzun dönemde sizi çok daha fit bir hale getirir. Peki kuru eriğin herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken dikkatli olmalı? Ne zaman, ne kadar ve nasıl tüketilmeli? Kurutulmuş erik ne kadar sağlıklı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları kuru erik tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Kuru erikten bağımsız olarak şeker hastaları kuru meyveleri değil, yaş meyveleri tercih etmelidir. Çünkü bir meyve kurutulduğunda su oranını kaybeder ama şeker oranı aynı kalır. Bu da kuru meyveleri hacimsel olarak yaş meyvelerden daha şekerli yapar. Ayrıca sindirim sistemimiz için önemli faaliyetlerde bulunan kuru erik çok fazla tüketilirse lifli dokusu ile sindirim sistemimizi gereğinden fazla çalıştırarak belirli sindirim problemleri oluşturabilir. Öte yandan erik ve kurutulmuş bitki özleri günümüzde tıp dünyasının ilaç yapımında kullandığı maddeler arasındadır ve belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Özellikle sürekli olarak kullandığınız ilaçlar var ise kuru erik tüketmeden önce doktorunuza danışın. Kuru erik ne kadar ve ne zaman tüketilmeli? Uzmanlar haftanın 2-3 günü günde 1 veya yarım avuç kuru yemiş tüketimini önermektedir. Özellikle rafine şeker içeren ürünler yerine kullanıldığında tüm vücut sağlığınızı geliştirecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kuru eriği ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.